Bu videoda yer alan fikirler, görüşler, yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğimiz varsayarak videoma başlıyorum. Saygılar sevgiler, mühendislerimizle beraber şu anlık 38.86, 84 civarında dolaşıyor. Piyasa kapanmadı, dikkatle e, incelemekte fayda var. Şimdi arkadaşlar, şurada önemli bir e, tepki yükselişi gelmişti. Yaklaşık 37, 36, 88 e, yani tarihi destek bölgesinden. Güzel bir 46 47 seviyelere doğru çıkmaya başlamıştı ama arkadaşlar ben yorumlarımda bahsediyordum bu çıkış yani tekrardan bir toparlayışın simgesi falan diye düşünmüyordum ben bu destek ve direnç çalışmasından yana bir çalışmaydı arkadaşlar güzel de kar bırakmıştır eğer hani buradan alıp buradan çıkanlar var ise. Neyse onu geçtim. Tekrardan arkadaşlar düşene devam ediyor. Düşmeye devam ediyor. Düştükçe burada SAS indikatörünün baskısını sizler de görebiliyorsunuz. Her gün tekrardan o çizginin yani çizgiyi takip edelim. Çoğu zaman çizginin aşağısında yol alıyor arkadaşlar. Bu yol almadan dolayı zaten biraz daha negatif düşünüyoruz. Destek olarak da 37.82 ve 36.88'i hala bir kez daha söylüyorum. Ama bu desteği de kırarsa o zaman kilitler kopar arkadaşlar. Daha fazla e, bir şey söyleyemem. Oradan aşağısı zaten indikatör olarak da boş. Ben sadece indikatörler ve e, ve buradaki baysel indikatörlerin e, yardımıyla sizlere yorumu yapıyorum. RSI'de da ortalarda bir yerdeyiz. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Selamlar saygılar çimse çimento sistemimizle beraberiz. 30.66 seviyesinde gözüküyor şu anlık arkadaşlar. Şimdi e, şuradan itibaren bir kırılım yaşamıştı. O kırılım nerede tam anlamıyla arkadaşlar şurada 36 seviyesinden sonra fiyat e, yeni düşük dip yeni e, yüksek e, yeni düşük tepe oluşturmaya doğru gitti arkadaşlar e, zigzaklı bir şekilde bir bura bir bura ondan sonra 33 35, 32 31 derken 30.66 seviyesine kadar gelmiş bulunmakta. Şimdi dikkat edeceğimiz noktalar nereye? Arkadaşlar artık kritik destekler kırıldı. Kritik destekler kırıldığı için hani aşağıda bir destek indikatör gözükmüyor. Gözükmediğinden dolayı da artık e, geniş çaplı baktığımızda 28-21 seviyelerine dikkat etmekte fayda var. Hani patlan e, diye bir 21 seviyesine geleceğini ben düşünmüyorum ama artık gözümüz o destekleri arıyor. Hani düşünmüyor e, değilim ben de oralara dikkatli etmekte fayda var. E, şu anlık en yakın direnci de 31.34'ten geçiyor ama e, herhangi bir e, yani o kadar da tepki yaşayacağını göz, gözükmüyor bugün arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Evet, selamlar, saygılar. Alfa Enerji Sistemimizle beraberiz. Arkadaşlar şurada bir düşen trend e, üçgenimizden e, bahsetmekte fayda var. Bir burada yukarıdan gelen bir de burada. Arkadaşlar sıkışmışlığa doğru devam ediyor. Bu sıkışmışlık bayağı uzun sürebilir. Ee, tabii ki de e, tam net tarihini biz de bilmesek de bayağı bir sıkışmışlığa doğru gidiyor. Zaten şurada bir destek çalışması yapmıştı. Geçenki videolarımızı izleyenler bilir. Arkadaşlar buradaki destek ve direnç çalışması aynısını şöyle biraz geriye gidelim. E, tam bilanço açıklandığı döneme gideceğim de neredeydi o? Yaklaşık şuraydı arkadaşlar galiba. Burada 124'ten aldı. Kendini 136'lara getirdi. Sonra ufak bir satışla tekrardan 135'lerden sonra gene durum vahim arkadaşlar. Bu bilanço dönemindeki tek yükselişiydi sanırsam. Ee, bir de zaten şu şuraya çok yukarısı. Ondan da e, bahsetmekte fayda var. Bu da öyle bir şeydi arkadaşlar. Yani çok da fazla ümitlenmemek lazım. Burada gelen yine buy sinyali var ama. E, Sat sinyal indikatörünü çalıştırmaya çok yakın. Gene çünkü gri destek bölgesine doğru hareket etmekte gözüküyor. Arasay'ın baktığımda ise gözünün de şöyle şuralara indiğini görebilirsiniz. Yani çok da fazla bir şey söylemeye gerek yok. 95 direnç, 95 desteğini hala savunuyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Selamlar, saygılar tüp beraberiz. Arkadaşlar tüp baş artık birazcık kendini ee, soluklanmaya değil de ee, ufak ufak kademe kademe inmeye bırakmış gözüküyor. Şimdi burada birkaç gün önce Cuma 8 Aralık'taki görüntüsünü görüyorsunuz 53.6'lardaymış. Burada gelen SAS indikatörü çok doğru bir karar vermiş ve e, gelen bu hareketle arkadaşlar e, kademe kademe inmiş e, pazartesini görüyorsunuz ve salıdaki inişte de görebiliyorsunuz. E, yani arasayla da şuradaki gibi bir dip çalışması yapmış, ya, ya, yapmaya çalışıyor e, bunu da dikkatle inceleyeceğiz. Şurada bir direnç 149.7. Daha da yukarıda 151.1 ve 151.6 dirençleri mevcut. Indikatör olarak hani şurada 30 saatlik 30 dakikalık bakıyoruz da 1 saatlik baktığımda ise e, şurada 146.4 desteği gözüküyor. Buranın da aşağısında bir destek yok arkadaşlar. Geniş çaplı bakarsanız da daha da aşağılarda destekler bulabilirsiniz. Ama şu anlık biraz görüntü e, vahim gözüküyor arkadaşlar. Bunlar benim kişisel yorumum. Kesinlikle e, bunlardan etkilenip yatırım tavsiyesi olarak algılamayın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Herkese evet, selamlar, saygılar. Türk Hava Yolları beraberiz. 247.8 bölgesine kadar e, bir fiyatlama olmuş arkadaşlar. Tabii ki de piyasa kapanmadığı için böyle söyleyebiliriz. Şimdi bu yükselen trendten arkadaşlar şöyle bir giriş operasyonu olmuştu girdikten sonra tekrardan şuradan bir çıkış operasyonu çıktıktan sonra da yaklaşık soluğu 250'lerde 249'larda aldı sonra bir tepki daha şimdi buradan bir tepki daha alma çabasına mı girecek acaba burada buy sinyali gelmiş ama hem ne buna benziyor ne şuna benziyor yani buradaki verdiği buy sinyali bakın açılışta 250'den 255'e atmasıyla gelmiş. Ama buradaki gelen buy sinyali o kadar da fazla destekli değil. çünkü baskılamaya çalışıyor arkadaşlar. 249 noktasına kadar gelmiş ve baskılanmış. Burada güzel bir baskılama var. Sonra 246'yı tekrardan yani ver. Ha tabi indikatöre bakarsanız yani şu şekilde olaylar da yaşanabilir arkadaşlar. Çünkü herhangi bir garantisi olduğunu söyleyemeyiz. Destek olarak 238.5 çok yakın direnç olarak da şöyle 249 ve 251 noktaları çok yakın arkadaşlar videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın beraber 102.8'den e, şu, şu anlık bu şekilde arkadaşlar tabi fiyat oynayabilir piyasa daha kapanmadı. Arkadaşlar baktığımda fiyat ve Arasay RSI'da e, şurada bir dip çalışması, dip çalışmasından sonra ufak bir tepki ile beraber kendini yukarılara atmaya çalışmış. Dip çalışmasının neresi var arkadaşlar? Yüzlü seviyeler var. Yüzlü seviyelerden sonra hani fiyat o kadar fazla gitmese bile arasayda 50 seviyelere ulaşmış gözüküyor arkadaşlar. Bu bir e, yolculuğun bir parçası. Belki yatay konsolide bölgesinde de olabiliriz. Sasyon indikatörünün üzerinde kaldığı sürece biraz daha umut vaat ediyor olabilir ama altında kapanış yaptığı sürece arkadaşlar ee, daha farklı senaryolar 90'lı 80'li senaryolar düşünebiliriz ama şu anlık görünüm iyi. Fiyat bazen yukarı gidiyor. E, ardından tek yoğunluğuna baktığımızda bu şekilde gözüküyor. Direnç olarak da şöyle yukarılarda 106.9 ve 107.4 direnci gözükmekte. Daha da yukarıda 109 ve 110 noktaları mevcut. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Ki hareketi gelmiş yanılmıyorsam. E, tabii ki de yukarıdaki o direnç bölgesine gelmemiş. Direnç bölgemiz nereydi? 724 ve 730 arasında bir direnç bölgemizdi tabii ki ona gelmese böyle ufak bir tepki gelmiş. Bu tepki de 639 ve 634 bölge desteğine deyip böyle kendini yukarı atmasıyla olmuş. Dirençlere baktığımızda 683 ve 693 var. 662 ile de 654 dirençleri mevcut arkadaşlar. Buranın arasına sıkışmış gözüküyor. Daha aşağılara baktığımızda aynen şuradan gelen bir düşen var ama şimdi de burada hareket eden bir grafik var. Arasayda şuradan dipteki çalışmayla beraber 637'den yaklaşık 650 civarlarına kadar gitmiş. Hani bu dip çok da fazla güçlenmese bile ortalara kadar gelmiş. Ama yön olarak çok da fazla belli değil. Güvenmeyin derim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi şurayı da söyleyelim. Satsing indikatörünün aşağısında kapanış yaptığı sürece şu tarz grafiklere ve şu tarz grafiklere yol açabilir. En azından yukarıda kapaması en azından biraz yeşil kalması bizim için önemli. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın.